Yabancılar 250 bin dolar değerinde mülk alarak nasıl vatandaş olabilir? Herkese merhaba, avukat Hayri Koç ben. Bugün yabancıların 250 bin dolar alarak vatandaş olma yollarından bahsedeceğiz. Evet, yabancılar toplam değeri 250 bin dolar değerinde taşınmaz alırlarsa vatandaşlığa başvurma hakları oluyor. Taşınmazdan kastımız bu ev olabilir, arsa olabilir, daire olabilir, dükkan olabilir. Toplam değerinin 250 bin dolar olması yeterli. Evet, şimdi taşınmaz alındı. Toplam değeri de 250 bin dolar olacak. Bundan sonraki süreç nedir? Ne yapılacak? Bir kere yabancı 250 bin dolar değerinde ev aldığı zaman bunu 3 yıl boyunca satamaz. Yani tapuda 3 yıl boyunca satamayacağına dair şerh verilecek. İkincisi, bu alınan taşınmaz yabancıdan alınmayacak. Yani yabancıdan yabancıya alınan taşınmazlar vatandaşlık için kullanılmaz. Üçüncüsü, aile bireylerinden herhangi birisinden alınacak. Yani ben eşime satacağım, işte oğluma satacağım, oğlum vatandaşlığa başvuru yapacak. Bu şekilde maalesef mümkün değil. Taşınmaz alındı, 3 yıl satılma şerhi kondu. Ondan sonra süreç nedir? Satılma şerhi konduktan sonra Tapu Genel Müdürlüğü uygunluk belgesi düzenleyecek. Yani evet, bu taşınmaz değeri 250 bin dolar. Evet, bu vatandaşlık için kullanılabilir. Uygunluk belgesi yaklaşık bir hafta içinde çıkıyor. Uygunluk belgesi alındıktan sonra yatırımcıya ikamet alınacak. Yani ailesine de alınabilir ama yatırımcının alması yeterli. Yatırımcıya ikamet aldıktan sonra bu sefer vatandaşlık dosyası açılacak. Vatandaşlık dosyasını açmak için ne gerekiyor? Hangi evraklar lazım? Yatırımcı bekarsa bekarlık belgesi, evliyse evlilik belgesi ve tüm aile bireylerinin doğum belgesi lazım. Peki bu belgeler nereden alınır, nasıl alınır? İki seçenek var. Bir, konsolosluktan, yani hangi ülke vatandaşıysa o ülkenin konsolosluğundan alınabilir yahut da kendi ülkesinden getirebilir. Bu belgelerin apostilli olması lazım. Bu belgeler geldikten sonra vatandaşlık dosyası açılıyor ve Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya gittikten sonra istisnai vatandaş, yani 250 bin dolardan dolayı vatandaşlıktan bahsediyorum. Yaklaşık 3 aylık bir süreç var. 3 ay sonunda herhangi bir genel güvenliği tehlikeye sokacak bir durum yoksa onay gelecektir. Bu ve bunun gibi konularda bize ulaşmak için aşağıdaki numaralardan arayabilirsiniz. Hoşça kalın.